Evet, hazır mıyız? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazanma adına oynamak en kötü. Beraberlik bir puanla dönmek bizim için iyi olacaktı. Maçın başında aslında kurguladığımız gibi rakibin sağ dizilişiyle alakalı biz de konumlanmayla ilgili 5-4-1 diye bekledik. Çünkü rakip 3'lü bir savunma bloğuyla 3-2-5 ile hücum yapıyordu. Kenarları da kullanıyordu ve uzun toplarla etkili olmaya çalışıyorlardı. Aslında burada bir hatadan gol yedik. 1-0'dan sonra reaksiyon verdik ki organizasyon anlamında ön alan baskısı pozisyonunda duran Kayseri Spor'a karşı ön alana attığımız topla antrenmanda çalıştığımız şekilde gol attık. 1-1'den sonra Taylan'la kaçırdığımız pozisyon bizim için önemliydi. Belki öne geçme fırsatı bulsaydık daha farklı bir hikaye çıkabilirdi burada. Maçın tabii ki yine kritik anında kalemizde bir golü gördük. 2-1'den sonra oyuna daha çok topa sahip olan ve üretmeye çalışan bir pozisyonda oynamaya çalıştık. Zaman zaman geride 4-1-4-1 bekledik. Hücuma çıkarken de 3-2-4-1 pozisyonda rakibe karşı hücum oynamaya çalıştık. Sonraki hamlelerimizde 4-4-2 ile ilgili geçiş yaptıktan sonra aslında rakibe yaptığımız ön alan baskıda rakibin uzun vurması, topa sürekli vurması, kazandığımız toplarla belki çok üretmesek de net dediğimiz pozisyona girdik. Ama değerlendiremedik. Aslında oyun felsefesi anlamda Kayseri Spor'un birlikte oynama alışkanlığı onlara en azından sistemi en iyi şekilde uygulayan bir takım görüntüsüdeydi. Biz de her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Yeni katılan oyuncularımız bugün ilk defa oynadı. Yeni katılan demeyeyim. Yani bugün ilk defa oynayan oyuncularımız vardı. 60-70'ten sonra yakaladığımız %102 pozisyon vardı. Belki bunları değerlendirseydik bizim adımıza daha güzel bitebilirdi maç. Sonuçta yeni bir takımız. Bir şeyleri oluşturma anlamında, oyun felsefesini daha iyiye getirme anlamında her geçen gün daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ama futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor. Gol atman gerekiyor. Gol atmadığın sürece bu öyle bir sıkıntı yaşıyorsun ki bugün golü son vuruşları yapabilseydik buradan en azından puanla dönerdik. Bu anlamda üzgünüz. Yani maçın buradan da Kayseri Spor'u tebrik ederim. Şu an yeni bir baktığınızda birçok oyuncu yeni aramıza katıldı. Yani tabii bir anda herkes ben de istiyorum en iyi şekilde olsun ama maçın belli bölümlerinde topa sahip olduğumuz bölümlerde sonuca gitme anlamında çok üretken belki değiliz ama girdiğim pozisyonları da değerlendirebilirsen mesela Kayseri Spor'da baktığınızda ilk yarı net pozisyona belki giremedi. Girdikleri pozisyonda golleri buldu. Biz de geriye bakıp diğer iki maça baktığımızda da hem Sivas hem Fenerbahçe maçında net pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Değerlendiremediğin sürece tabii ki bu ister istemez rakibe de direnç sağlıyor. Saha içerisinde evet topa sahip olduğumuz bölümde biraz daha rakibi dengesini bozacak, daha hareketli, daha aktif oynamamız gerekiyor ki bugün bunu çok uzun yapmasak da girdiğimiz pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. Şimdi tabii ki bununla ilgili geçen hafta da söylemiştim. Forvet'le ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkanımız da yani temas halinde önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bununla ilgili bir gelişme sonuçlanacak. Tabii gol bölgelerinde girdiğim pozisyonları atmayla ilgili 3 maçlık bir eksiğimiz görünüyor. Transferle de bunu tabii ki gidereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Transferlerle ilgili önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde zaten sonuç almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki birinciden başlayalım. Kadromuzda planlama yaparken evet oyuncular da kadromuzdaydı. Bir kadro planlaması yaptık ki gelecek ve gidecek de oyuncularla ilgili. Bununla ilgili Sagat'ın zaten yani başka bizim kulüpte ama şu an görüşmeleri devam ediyor başka kulüple ilgili. Cihan da şu an zaten bizimle beraber antrenmanlar yapıyor. Bunun dışında transfer ikinci soru neydi? Şu an tabii ki ortak akılla tabii transfer başkanımız, icra kurulumuz, onlar scout ekibimizle birlikte bu transfer çalışmaları devam ediyor. Birlikte karar verip transfer gerçekleşiyor. Ben teknik direktör sezonu olacak dediğimde yani tabii ki bu sene şu an 3. hafta baktığınızda
skor anlamında belki istediğimizi elde edemedik ama ister istemez bugün belki kaybettik. Ama yine sahada yaptığımız hamleler, sadece benim için söyleyeceğim, rakip için de söylüyorum. Teknik direktörlüğün dokunuşları, sahadaki sistemleri, felsefeleri bence yine burada etkili olacak diye düşünüyorum. Sonuçta ya tabii ki sonuçta kadromuzun bizim görevimiz çok çalışarak onları geliştirmek. Elimizdeki bir kadro var. Tabii ki aramıza katılacak oyuncular var. Konuştuğumuz olay evet 3 maçta belki bir puan aldık. Ama sonuçta Sivas maçında evet Sivas'a karşı kazanmamız gerekiyordu. O gün gol atamadık. Bugün yine kaybettik belki ama bizim için girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ben diğer rakipleri de seyrediyorum. Tabii çok takımı seyrediyorum. Hepsinin belli oranda bir güçleri var. Biz de önümüzdeki süreçte çok daha iyi takım olacağız. Bunu söyleyebilirim. Yani bu transferlerin gelmesiyle elimizdeki oyuncuların, yeni katılan oyuncular var. Onların da belli bir noktadan sonra göreceksiniz ki geliştiklerini hep beraber göreceğiz. Ama kadroya gelecek oyuncularla birlikte önümüzdeki süreçte çok daha iyi bir takım olacağız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kavalına bir darbe geldi. Bayağı onunla ilgili ultrason çekecek. Hastanede MR çekiliyor şu an. Ben de korkuyorum da soramadım. Yani o şey gibiydi. Tam kavalına gelmiş. Yani öyle bir pozisyonlu. Tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkürler.